Nasıl, durumu nasıl? İyisin inşallah. Sıkıntı yok. Bak, seni seven tüyüm, daha ne istiyorsun? Sen de benim gibi yaşlanmışsın, sarkmış artık. Doğru mu? Peki. Hadi gel, yürüyelim sana, gel. Elin istiyor, onun için. Toki Aldabra Hint Okyanusu adalarında yaşıyor. Tam kaç sene? 22 sene de bizde yaşıyor, bizdedir. Hayvan buranın şeyi olmuş artık, maskotu olmuş. Gelen herkes bunu soruyor, neler, kaç yıl yaşıyor falan diye. 250 işte 300 yıl arası yaşıyor. Doğum tarihi 1920, 12 Nisan 1920 doğumlu. Cumhuriyet kurmadan önce vardı hayvan. Şu anda hala yaşıyor. 1920 doğumlu, yani şu an 101 yaşında. Artık bizden sonra kaç yıl yaşar onu Allah bilir. İnşallah daha uzun yıllar yaşar. Çocuklarımız görür mü bilmem. Yıllardan beri bunlarla bakıyorum. Sürüngenlerle ilgileniyorum. Akvaryumlar. Baş bakıcıyım. Yanımda 200 tane elemanım var. İşte sabah gelip bunlarla uğraşıyoruz. Akşam evimize gittiğimizde acaba hayvanlarımız ne yapıyor? İyi mi? Sağlığı? Yani üşüyor mu, üşümüyor mu? Dediğim gibi artık bunlar bir evlat gibi olmuş. Yani derlerle ya, yılan insana alışır mı, timsah alışır mı? Ama alışıyormuş demek ki. Her şey insana bağlı. Hayvana nasıl davranırsan karşılığını mutlaka alırsın. Benim evlatlarım yokken bu vardı burada. Şimdi benim 3 tane çocuğum var. Yani onlarla hemen hemen aynı tutuyoruz. Ya kolay değil tabii ki. Her sabah aynı şeyi yapıyorsun. Temizliğini yapıyorsun, yemini veriyorsun. Bir evlat gibi olmuş artık. Bunlar da bizim bir evladımız gibi olmuş. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yani tabii ki ne kadar anlıyorsa bize göre anlıyor. Yani bana göre anlıyor. Her konuştuğu anlıyordu yani. Çağırdığımızda, tükürdüğümüzde geliyor. Yıkanmak istediğimiz zaman tortumu nasıl elime alıyorum mutlaka geliyor. Yani yıkandığını hissediyor. Bunlar dışarıda yaşamaz da tabii ki. Doğada sadece bizim kara kaplumbağalarımız var. İşte bunlar dediğim gibi Hint Okyanusu adalarında yaşıyor. Burada yaşamazlar yani. Ancak hayvanat bahçelerinde görebiliriz. Yani bizde var. Bunlar daha uzun yıl yaşıyor. Çünkü yani kaplumbağalara kimse dokunmuyor. Yani hayvanlara da bir zararı yok. Ne bunların hayvanlara zararı var, ne hayvanların buna zararı var. Sadece insanlara buna verdiği zararı var. İşte onun için uzun yaşıyor bunlar. Günlük buna iki kasa yeşillik veriyoruz. Yeşillik olmadığı zaman meyve, sebze, işte biber, salatalık, bu tür şeyler. Arada bir karpuz veriyoruz serinlesin diye. Bunlarla besliyoruz. İnsanlar tepkisi, Tuki'yi gördüğü zaman ya ilk başta taş falan zannediyorlar. Ama sonra kaplumbağaymış ya, bu kaç yaşında diye soruyorlar. 1920 doğumlu diyorum ya, kaç sene artık bir hesabını yapamıyorlar. Kaç yaşında oluyor? 101 yaşında diyorum. Çok büyük ya, maşallah din bazen diye soruyorum. İnsanlar tepkisi öyle oluyor. En ilgi gören hayvanların bir tanesi bu, bir de kaplanlar var. Karşı karşıda da bir bunu görüyorlar, bir de kaplanları görüyorlar. Kendime yapayım, bunu yapayım.